Uzun süredir eşine hediye almayan Sinan Bey, ilk ödevini tamamladıktan sonra bugün yeni ödevi için harekete geçiyor. Eşim hep sürpriz istiyordu. Bu sefer sürprizin kralını yapacağım ona. Sinan Bey'in yeni sürprizi acaba ne? Tam merkez caminin oraya gel, ben seni alacağım oradan, tamam mı? Çok büyük bir sürprizim var sana. Farkında mısınız? Yıllardır eşine hediye dahi almayan Sinan Bey artık her gün yeni bir sürprize imza atıyor. Şu an çok merak ettim. Merak et zaten. İlk bölümde düşük bir puan aldık. O bayağı etkiledi beni. Bayağı tabiri caizse kırbaçladı biraz. Sinan, Yeşim Hoca'dan bir notunu aldın. Ve günün karnesine toplam 3. Sınıfta kaldım. Merhaba. Şimdi sana bir sürprizim var. Dinliyorum. Organizasyon yaptım. Sen, evet. Organizasyon. Giy koruma görürsün biraz sonra neler olacak. Biraz ipucu verseydin. İpucu. Yaşa ve gör. Hadi gidelim. Eşinin isteklerine kayıtsız kalmayan Sinan Bey, Özlem Hanım'la birlikte soluğu dans okulunda aldı. Dans kursuna götürdüm. Evlilik okuluna katılmamın amacı zaten eşimin bana olan hani ilgisizliğinden kaynaklanıyordu. Ve bana geçen sürprizinde bir kot faciasıyla geldi. Hiçbir şey aldığın yok bana. Bedenin bile bilmiyorsun. Pantolon daracık. Ben bunu almışım. Sen bana böyle bir tavır koyuyorsun, tepki koyuyorsun. Ben daraldım sana. Gücendim yani. Bunu bil. Pek olmamıştı. Bu sefer bir dans ve sanat merkezine beni getirmesi beni çok mutlu etti. Evliliğimin daha iyi gideceğini umutlandım açıkçası. Evet, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Artık salonumuza girdik. Dansla alakalı çalışmalarımızı yapacağız ama önceden ben sormak istiyorum. Buyurun. Daha önceden hiç dans ettik mi? Dans seviyor muyuz? Seviyoruz ve biz dansla tanıştık. Bizim tanışmamız zaten normal klasik düğün dansında olmuştu. Ve bunu bana hatırlatması, tekrar 10 yıl geriye döndürmesi bana çok ayrı bir jest. Bugün maçta yapacağız. Dominik Cumhuriyeti'nden gelen, hafif Latin ezgileri taşıyan, birazcık duygu sağlam. Çift için en uygun danslardan. Tam bizlik yani. Hiç beklemezdim eşimden böyle bir hareket. Çok mutlu oldum. Yani beni çok mutlu etti. Dans, fikrinin aklına ucundan bile geçmedi. Benden böyle bir şey bekliyorum. Ben karakter olarak yani şeyim diyor böyle, biraz daha ağır başlıyım diyor, biraz daha sakin. Ailemizi eğlenirken ve gülerken görmek bizim için çok değerli. Gerçekten bu dansta yapılacak tek bir şey var. Hangi hareket yapıyorsak yapalım, erkeğin kontrolünde olmalı ki erkek seçiyor bir sonraki hareketi. Dansta olduğu gibi hayatta da kontrolü bana bırakması gerekiyor ama Özlem'de bu yok. Bu konuda çatışıyoruz yani, böyle bir şey de var yani. Anlatabiliyor muyum? Dans açısından olabilir ama hayatta kontrol her zaman bende. Sinan Bey, kapanışı harika bir dansla tamamladı. Bakalım gün sonundaki notu kaç olacak?